Elbette ben En'am suresinin ayetine geçmeden bir soru muhakkak oluşur diye zihinlerde önceden cevap vereyim. Demek ki bu ayetlere göre hep namaz kılmak lazım. Hep oruç tutmak lazım. Hep elinde silah cihat etmek lazım. Hep tecavüzde olunmak lazım. Vallahi yalan. Yalan. Böyle bir şey olmaz spor da yapman lazım. Evlenip 40 gün 40 gece zararı yok, balayı yaşaman da bir sıkıntı yok, onu da yapman lazım. Karun'u çırak olarak çalıştıracağın kadar mal da biriktir senin olsun. Ama Debe ile semavatı birleştiren Allah var ya, küçücük gözle zor görülecek kadar küçücük böcekle, ışığı bize 5 milyon senede gelmiş olan koca yıldızı bir potada birleştirdi ya Allah sen de kulluğunla yatak odanı sporunla imanını arkadaşlığınla arkadaşlarınla çay içmekle hatta dondurma yemekle hatta gezmeye gitmekle hatta kara karda kaymaya gitmekle hatta hatta karda güreş yapmakla Kur'an'a teslimiyetini birleştir göklerle böceği birleştirdiğinde Allah liyebluvekum eyyukum ehsenu amela çıktığı gibi sen de bundan en güzel kulluğu çıkar arkadaşlarınla karda kay çay iç karpuz yiyin Allahu Ekber diye ezanı duyunca ağrı dağı yerinden kalkmış gibi kalk yerinden en güzel ameli yapmış ol dünya lezzetleri kulluğa mani olsaydı hanımlarıyla yatıp kalkan hayatında dokuz evlilik yapan Ömer bin Hattab cennete bile giremezdi dokuz kere evlenmiş Ömer bin Hattab radıyallahu anh var önümüzde ondan belki iki kat fazla evlenmiş Ali bin Ebi Talip var ne yatak odası ne dondurma ne karda kayak yapmak ne arkadaşlarla şöyle bir saat neşelenip yemek yemek köfte yemek Allah'ın bu en iyi yarışı kazanan en iyi kullarından biri olmaya engel değil. Engel olsa onlar bu yarışta sıfır puanla bitirirlerdi. Allah onlardan razı olsun. Bu açığı unutmuyoruz.